Bir zamanlar Kahire'de kentin tacirlerinin kahyası olan saygın bir şeyh varmış. Dürüstlüğünden, ağır ve kibar davranışlarından, ölçülü konuşmasından, zenginliğinden, köle ve hizmetkarlarının çokluğundan dolayı tüm çarşı tarafından saygı görürmüş. Adı Şemsi imiş. Bir gün hamama gitmiş. Sonra da berbere giderek bıyıklarının kenarını özenle kestirmiş ve başını kazıtmış. Sonra eline berberin uzattığı aynayı alıp kendine bakmış. Ve sonsuz bir üzüntüyle sakallarındaki beyaz kılların siyahlarından daha fazla olduğunu, bunların da beyaz tutamlar arasında fark edilemeyecek kadar dağılmış bulunduğunu görmüş. Ve kendi kendine, "Beyazlaşan sakal yaşlılığın alametidir. Yaşlılık da ölümün habercisidir. Zavallı Şemsi, işte sonunda mezarın kapısına yaklaştın ve hala da neslini sürdürecek çocuğun yok. Sönüp gideceksin ve sanki dünyaya hiç gelmemiş gibi olacaksın," diye düşünmüş. Sonra bu üzücü düşüncelerle evine dönmüş. Evinde dönüşünün saatini bilen karısı yıkanıp koku sürünmüş olarak onu bekliyormuş. Ve onu güler bir yüzle karşılayıp "Akşamın mutluluğu üzerine olsun," dileğinde bulunmuş. Ama kahya karısının dileklerine yanıt vermeksizin ona ekşi bir yüzle "Hangi mutluluktan söz ediyorsun sen bana? Benim için hala mutlu olma olanağı var mı?" demiş. Karısı şaşırarak ona "Bu kötü düşüncelere neden kapılıyorsun? Mutluluğunun nesi eksik ve de derdinin nedeni nedir?" demiş. O da "Sadece sensin. Dinle öyleyse beni ey kadın. Çarşıya her gittiğimde duyduğum kederi ve üzüntüyü bir düşün. Dükkanlarda tacirleri, yanlarında gözlerinin önünde büyümüş bir, iki, üç, bazen de dört çocuklar olduğu halde oturduklarını görüyorum. Onlar artlarında evlat bıraktıklarından ötürü gurur duyuyorlar. Sadece ben bu avuntudan yoksunum ve çoğu zaman bu avuntusuz yaşamdan kurtulmak için ölümü dilediğim oluyor. Ve atalarımı bağrına çekmiş olan Allah'tan benim için de acılarımı bitirecek bir sonuç hazırlamasını diliyorum," diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri işitince kahyanın karısı ona "Bu üzücü düşünceler üzerinde durma ve gel senin için hazırladığım sofrayı onurlandır," demiş. Ama tacir "Vallahi ne yemek ne içmek ne de bundan böyle senin elinden çıkan bir şeyi kabul etmek istiyorum. Bizim verimsizliğimizin nedeni sadece sensin. Evliliğimizden bu yana işte 40 yıl geçti ve hiçbir sonuç alamadık," diye haykırmış. Kahya'nın karısı biraz dokunaklı olan bu sözleri işitince gözlerinin önünde ışığın karanlığa dönüştüğünü görmüş. Öfkeli ve olabildiğince acı dolu bir sesle kocasına "Ah yaşlı yaratık, konuşmadan önce ağzına koku sür. Asıl benim değil, senin çocuğun olmuyor. Verimsiz olan asıl sensin. Git ve kendini verimli yapacak ilaçlar al," diye haykırmış. Öfkelenmiş karısının bu sözlerini işiten tacirler kahyası tereddüte kapılmış ve kararsız bir vurgulamayla "Senin söylediklerini kabul ederek benim verimsiz olduğumu varsaysak acaba koşup satın almam için bu ilacın nerede satıldığını söyleyebilir misin?" diye sormuş. Karısı da ona "Gidip ilk rastladığın aktara sor, orada bu tertibi bulursun," demiş. Bu sözleri işitince kahya kendi kendine "Vallahi yarından tezi yok, aktara gidecek ve benim çocuğum olması için bu tertibi satın alacağım," demiş. Ve ertesi gün olup çarşı açılır açılmaz kahya yanına bir boş çini kap alarak bir aktara gitmiş ve ona "Barış üzerine olsun," demiş. Aktar selamını iade etmiş ve ona "İlk müşteri olarak seni kapıma getiren sabaha şükürler olsun, buyur," demiş. Kahya "Bana beni verimli kılacak, çocuğum olmasını sağlayacak tertipten satmanı istemeye geldim," demiş. Ve ona çini kabı uzatmış. Bu sözleri duyan aktar ne düşüneceğini bilememiş ve kendi kendine "Her zaman o kadar ağırbaşlı olan bizim kahya kuşkusuz benimle şakalaşmak istiyor. Ben de ona aynı tarzda yanıt vereyim," demiş. Ve ona "Yok vallahi, daha dün üretmiştim. Ama bu tertip o kadar çok aranıyor ki elimdekiler çoktan tükendi. Git komşumdan sor," demiş. Bunun üzerine kahya ikinci aktara gitmiş. Sonra bir üçüncüsüne. Sonra da çarşıdaki tüm aktarlara. Hepsi de kendilerinden böyle olağanüstü bir dilekte bulunmasına gülerek ve aynı yanıtı vererek onu uzaklaştırmışlar. Kahya araştırmalarının sonuçsuz kaldığını görünce dükkanına dönmüş.
orada düşüncelere dalarak oturmuş. Böyle içi karamsarlıkla dolu otururken bir sarhoş, tam deyimiyle çarşının rezil ve sefihlerinin en canlı örneği Tamtam adlı tellal şeyhin kapının önünde oturduğunu görmüş. Bununla birlikte tellal Tamtam, Kahya Şemsi'ye çok saygı duyar ve dükkanın önünden en seçkin deyimleri bulup yerlere kadar eğilerek selam vermeden geçmezmiş. O sabah da oldukça kötü bir mizaçla selamını iade etmekten kendini alamayan Kahya'yı selamlayarak saygılarını sunmaktan geri kalmamış. Bunu fark eden Tamtam ona, ''Nasıl bir felaket ruhunda bu denli tedirginlik yarattı da seni sardı, ey saygın Kahya'mız?'' diye sormuş. O da, ''Bak Tamtam, gel şuraya otur da sana diyeceklerimi dinle. Üzülmeye değer bir şeyin var mı yok mu sen karar ver. Düşün ki ey Tamtam, 40 yıldır evliyim ve de henüz bir evlat kokusu alamadım. Sonunda bana verimsiz olduğum için bu kusurun bende olduğu söylendi ve gidip aktarlardan bir tertip arabam tavsiye edildi. Şimdi beni burada kişiliğim için çok değerli olan gerekli çareyi bulamamaktan ötürü bahtsız otururken görüyorsun.'' demiş. Tellal Tamtam, Kahya'nın bu sözlerini işitince şaşkınlık gösterecek ya da aktarlar gibi gülecek yerde elini ayası yukarı gelecek şekilde uzatarak ona ''Avcuma bir dinar koy ve bana şu çini kaseyi ver, senin derdinin çaresi bende.'' demiş. Kahya da ona ''Acaba mümkün mü bu? Ama ey Tamtam, bil ki eğer bu işte başarı sağlarsan zengin oldun gitti. Sana yemin ederim, işte başlamak için de bir dinar yerine sana iki dinar.'' diyerek yanıt vermiş. Ve iki parça altını eline alarak çini kaseyi ona uzatmış. Bunun üzerine ünlü bir rezil olan bu Tamtam, çarşının bütün aktarlarından daha marifetli olduğunu göstermiş. Gerçekten çarşıdan kendisi için gerekli her şeyi satın aldıktan sonra evine giderek aşağıdaki tertibi hazırlamış. 2 ölçü Hint biberi tohumu, 1 ölçü Yunan kendir otu yağı, 1 ölçü taze karanfil, 1 ölçü kızıl serendip tarçını, 10 dirhem malabarın beyaz kakulesi, 5 dirhem Hint zencefili, 5 dirhem beyaz biber, 5 dirhem ada karabiberi, 1 ölçü Hint yıldız anasonu tanesi ve yarım ölçü dağ kekiği almış. Bunların hepsini yiyip elekten geçirdikten ve üzerine saf bal döküp iyice karıştırdıktan sonra buna 5 mix tanesi ve 1 ölçü havanda dövülmüş balık yumurtası ekleyerek yeniden ustalıkla birbirine karıştırmış. Bunların üzerine de gül suyuyla oluşturulmuş bir şurup dökmüş ve hepsini birden çini kaseye koymuş. Kaseyi çabucak Kahya Şemsi'ye götürmüş ve ''İşte seni verimli yapacak üstün tertip budur.'' diyerek ona vermiş. Sonra da ''Bu macunu yemeden önce ilkin 3 gün gıda olarak sadece baharatla çeşnilendirilmiş keklik kebabı, içindeki sütüyle erkek balık yemen gerek ve bütün bunlar işe yaramazsa ben Tamtam sakallarımı ve bıyıklarımı kazdıp suratıma tükürülmesine razıyım.'' diye eklemiş. Ve bu sözleri söyleyerek Kahya'ya çini kaseyi vermiş ve uzaklaşmış. Bunun üzerine Kahya, ''Kuşkusuz bu Tamtam tüm yaşamını sefaatle geçirdiğinden bu tür ilaçları iyi biliyor olmalı. Dolayısıyla Allah'a ve ona güvenmeliyim.'' diye düşünmüş. Ve evine dönüp çabucak zaten sevdiği ve onun tarafından sevildiği karısıyla arasını düzeltmiş. Ve birbirlerinden geçici bir öfkeyle ortaya koydukları davranışlardan dolayı karşılıklı özür dilemişler. Ve birbirlerine anlamsız sözler söyledikten sonra bütün gece kendilerini nasıl yiyip bitirdiklerini anlatmışlar. Bundan sonra Şemsi 3 gün boyunca büyük bir özenle Tamtam'ın önerdiği yiyecekleri ve tadını harika bulduğu macunu yemiş. Macun tam da Tamtam'ın dediği gibi işe yaramış. Kahya'nın karısı hamile kalmış. Hamilelik doğal yolunu izlemiş ve günü gününe 9. ayın sonunda kadın mutlu ama korkulu bir güçlükle doğum yapmış. Çünkü doğan çocuk sanki 1 yaşındaki bir çocuk kadar iriymiş. Ve ebe kadın adet olan duaları okuduktan sonra ömründe bu kadar güçlü ve güzel çocuk görmediğini açıklamış. Bunun üzerine ebe kadın çocuğu alıp kundaklayıp annesine teslim etmiş. Annesinin memesini doyuncaya kadar emen bebek uyuyakalmış. Ebe kadın annenin yanında 3 gün daha kalmış ve ancak her şeyin yolunda olduğunu anlayınca oradan ayrılmış. Ve tüm komşulara bu münasebetle hazırlanmış tatlılar dağıtılmış. 7. gün odaya tuzlar dökülmüş
ve kahya içeri girerek karısını tebrik etmiş. Sonra ona, "Allah vergisi nerede?" diye sormuş. O da bebeği kendisine uzatmış. Kahya Şemsi, 7 günlük olduğu halde 1 yaşındaymış gibi gösteren ve yüzü yeni doğmuş aydan da parlak olan çocuğun güzelliğine hayran kalmış. Ve karısına, "Buna ne ad koyacaksın?" diye sormuş. O da, "Kız olsaydı ona ben ad koymak isterdim ama bir oğlan olduğuna göre seçme önceliği senin," diye yanıt vermiş. Tam o anda çocuğu kundaklayan cariyelerden biri yavrunun kıçının sol kanadında şekli ve rengiyle geri kalan kısmın beyazlığıyla çelişen mix tanesi gibi bir ben görerek heyecanlanmış. Ve zaten çocuğun iki yanağında da aynı şekilde ama daha küçük, zarif, siyah, üzerleri hafif tüylü birer tanecik halinde benler varmış. Ve "Ey saygın efendimiz, bu durumdan esinlenerek ona şamat adını koyalım," demiş. Şamat, vücuttaki ben demekmiş. Böylece çocuk Şamat olarak çağrılmış ve Şamat'a 4 yıl boyunca iki ayrı süt ana ve kendi anası tarafından süt verilmiş. Böylece Şamat bir genç arslan kadar güçlü, yasemin kadar beyaz, gül gibi pembe olmuş. O kadar yakışıklıymış ki komşular olan tüm kızlar ve ana babalar ona çılgınca tapınıyorlarmış. O da onların sevgi gösterilerini kabulleniyor ama onlara kendini öptürmüyor ve yanına çok yaklaşırlarsa yüzlerini acımadan tırmalıyormuş. Şamat'ın anasına ve babasına gelince oğullarının ne denli hayranlık uyandırıp beğenildiğini görüyor ve onun kem göze uğramasından korkuyorlarmış. Sonunda onu bu kötü etkiden korumaya karar vermişler. Bunun için öteki ana ve babalar gibi sinek ve kirliliğin yüzünde kalmasına aldırmayarak onun daha az güzel görünmesine ve bu yoldan kendi üzerine kem gözü çekmesine engel olacak yerde Şamat'ın ana ve babası çocuğu evin alt bölümünde bulunan odalara kapatmışlar ve onu böylece tüm gözlerden ırak büyütmüşler. Şamat da böylece her şeyden habersiz ama köleler ve hadımalarıyla büyümüş. Ve daha ileri yaşlara ulaşınca kendisine güzel yazı, edebiyat, matematik ve fen bilimlerini öğreten çok bilgili hocalar tutmuşlar. O da sırası gelince güzel ve güçlü olduğu kadar bilgili bir kişi olmuş. Ana ve babası sakalları çıkıp iyice büyüyünceye kadar onu yer altındaki bölmeden çıkarmamaya karar vermişler. Bir gün Şamat'a yiyecek tepsileri taşıyan kölelerden biri yer altındaki odanın kapısını kapatmayı unutmuş. Yeraltı kesimi oldukça geniş ve birçok perde ve kapılarla dolu olduğundan daha önce farkına varmadığı bu kapının açık olduğunu gören çocuk çabucak oradan çıkarak kendisini ziyarete gelmiş birçok soylu kadınla oturmakta olan annesinin bulunduğu üst kata çıkmış. O sıralarda Şamat bir melek kadar güzel, yanaklarında bir meyvedeki gibi ayva tüyleri olan, görünmeyenler hesaba katılmaksızın dudaklarının kenarında birer ben bulunan 18 yaşında bir delikanlı imiş. Kadınlar birdenbire yanlarına giren tanımadıkları bu delikanlıyı görünce şaşırarak hemen yüzlerini örtmüşler. Ve Şemsi'nin karısına, "Allah aşkına yanımıza yabancı bir gencin gelmesine neden olmaya utanmıyor musun?" demişler. Ama Şamat'ın annesi, "Maşallah deyin misafirlerim, bu gördüğünüz genç benim bedenimden kopup gelen Kahire çarşısı tacirlerinin kahyasının oğlu sevgili yavrumdan başkası değildir. Kendisi annesinin göz bebeği, babasının gururudur. Adı da Şamat'tır. Maşallah deyin ey misafirlerim," diye yanıt vermiş. Emirlerin ve zengin tacirlerin hanımları da, "Sana da ona da maşallah ey Şamat'ın annesi, nasıl oldu da oğlunu bugüne kadar bize göstermedin," diye yanıt vermişler. Bunun üzerine Şems'in eşi ilkin ayağa kalkmış ve oğlunun gözlerinden öpmüş ve onu misafirleri daha fazla huzursuz etmesin diye oradan uzaklaştırmış. Sonra da onlara, "Babası onu kem gözlerden esirgemek için evimizin alt bölümünde yetiştirdi. Güzelliği başına bela getirmesin ve kötü etkilerden korunsun diye onu ortaya çıkarmamaya karar verdi. Eğer şimdi çıkmışsa kuşkusuz hadımalarından birinin kapıyı kapatmayı unutmuş olmasındandır," demiş. Bu sözleri duyunca misafirler kahyanın karısını böyle güzel bir oğula sahip olduğundan dolayı tebrik ederek Yüce Tanrı'nın kutsamasının onun üzerine olmasını dilemişler ve sonra oradan ayrılmışlar. Bunun üzerine Şamat annesinin yanına gelmiş ve kölelerin bir katıra koşum taktıklarını görerek
bu katır kimin için hazırlanıyor diye sormuş. Kadın da gidip çarşıdan babanı getirmek için diye yanıt vermiş. O da babamın mesleği nedir diye sorunca kadın baban ey gözümün nuru büyük bir tacirdir ve de Kahire'nin tüm tacirlerinin kahyasıdır ve kendisi tüm Arap sultanlarının ve tüm hükümdarların hacetlerini görür. Babanın işinin önemi üstüne bir fikir vermek için bilesin ki ona ancak 1000 dinar geçen büyük işler için başvururlar. Bundan daha küçük işlerle 990 dinarlık bir sipariş bile olsa onu rahatsız etmeksizin babanın yetki verdiği görevliler ilgilenirler. Ve Kahire'ye girebilecek veya dışarı çıkabilecek hiçbir ticari eşya ya da yük babanın haberi olmadan ya da onun görüşü alınmadan işlem göremez. Bundan dolayı yavrum Tanrı babana hesaba gelmez zenginlikler ihsan etmiştir. Allah'a şükürler olsun demiş. Şamat, evet beni tacirler kahyasında olarak yarattığı için Allah'a şükürler olsun. Artık yaşamımı da bundan böyle tüm gözlerden ırak, kapalı odalarda geçirmek istemiyorum ve yarından tez yok, babamla birlikte çarşıya gitmem gerek demiş. Annesi de Allah seni duymuş olsun oğlum, baban gelir gelmez bu meseleyi kendisiyle konuşurum diyerek cevap vermiş. Ve de Şems'i eve döndüğü zaman karısı olan biteni anlatmış ve ona oğlumuz artık çarşıya götürmenin zamanı geldi demiş. Kahya da Şamat'ın annesi Kemgöz'ün gerçek bir şey olduğunu, bu gibi ciddi konuların şakaya gelmeyeceğini bilmez misin? Ve de falan falan komşumuzla falan falan komşumuzun oğullarının Kemgöz'e uğrayarak öldüklerini unuttun mu? İnan ki zamanımızda mezarların yarısı Kemgöz'e uğrayanların ölüleriyle doludur diye yanıt vermiş. Kahya'nın karısı, ey Şamat'ın babası, gerçekten insanoğlunun bahtı boynunda asılıdır. Ondan nasıl kaçılabilir ve yazılan bozulmaz. Oğul yaşamda da ölümde de babasının yolunu izler ve bugün var olan yarın yok olacaktır. Böyle olunca bir gün oğlumuzun senin hatan yüzünden kurban olmasının kötü sonuçlarını düşün. Gerçekten uzun ve kutsanmış olmasını dilediğim bir yaşam sürdükten sonra ölünce hiç kimse oğlumuzu bugün herkes varlığından habersiz olduğuna göre bunca zenginliğinin ve mülkünün yasal miratçısı olarak tanımak istemeyecektir. Böyle olunca da devletin hazinesi tüm servetini ele geçirecek ve çocuğunu başvuracak yer bulmaksızın perişan bırakacaktır. Yaşlı kişileri tanıklık etmek üzere başvurduğumda bana sadece biz Kahya Şems'in herhangi bir erkek ya da kız çocuğu olduğunu duymadık diyeceklerdir diye cevap vermiş. Bu anlamlı sözler Kahya'yı düşünmeye zorlamış ve birkaç dakika sonra vallahi sen haklısın, yarından başlayarak Şamat'ı yanımda götürerek ona alışveriş etmeyi, pazarlık yapmayı ve mesleğin tüm özelliklerini öğreteceğim diye yanıt vermiş. Sonra bu haberle sevinen Şamat'a dönerek ona biliyorum ki benimle birlikte gelmeye can atıyorsun, çok iyi ama bil ki çocuğum çarşıda çok ciddi olman ve gözlerini alçak gönüllülükle her zaman eğik tutman gerekir ve de umarım ki orada ustalarının bilgece dersleri ve edinmiş olduğun temel kuralları uygulamaya koyarsın demiş. Ertesi gün Kahya Şems'i oğlunu çarşıya götürmeden önce onu hamama sokmuş ve yıkandıktan sonra sırtına ince satenden bir esbab giydirmiş. Başına da altın işlemeli, çizgili, ince kumaştan bir sarık sarmış. Bundan sonra ikisi birden biraz bir şeyler yiyip birer bardak şerbet içmişler. Böylece serinledikten sonra hamamdan çıkmışlar. Kahya kölelerin kendisi için bulundurdukları beyaz katıra binmiş ve arkasına da teninin tazeliği daha da belirgin hale gelen ve parlak gözleri melekleri bile baştan çıkarabilecek olan oğlu Şamat'ı almış. Sonra ikisi birden katıra binmiş. Önlerinde ve arkalarında yeni giysileriyle köleler olduğu halde çarşı yolunu tutmuşlar. Bunu gören tüm tacirler ve tüm alışveriş edenler hayran kalmışlar ve birbirlerine ''Ya Allah şu çocuğa bakın, 14. gecesindeki ayın ta kendisi'' demişler. Bir diğerleri de ''Kahya Şems'in ardındaki bu çok hoş çocuk kim, onu hiç görmemiştik'' demişler. Onlar böylece Kahya ile Şamat'ın bindiği katır geçerken, hayranlıklarını belirtirken tellal tam çarşıdan geçiyormuş. Genç çocuğu görmüş. Hemen süt, mix, kebabe öz suyu ve öteki yüksek nitelikli şeylerden oluşturduğu mucizevi macunu hatırlamış. Bundan sonra tam çarşı kalabalığı adına söz almış
ve ''Ey saygın kahyamız, içimizden en fakirleri bile bir doğum dolayısıyla tatlılar yaptırıp bunu eşe dosta dağıtır. Oysa biz henüz yağlı ballı asideyi tatmadık. Bu harika asidenin büyük kazanı ne zaman kaynayacak bakalım?'' demiş. Kahya Şemsi, ''Ne demek yani? Bundan daha çok istediğim şey yoktur. Ancak size sadece aside kazanıyla ikramda bulunmakla yetinemem. Kahire kapılarının yöresindeki bahçeler arasındaki yazlık evimde büyük bir şölen vereceğim. Hepiniz dostlarım, yarın sabah bildiğiniz bu bahçede vereceğim şölene davetlisiniz. Ve orada eğer Allah isterse gecikmiş olanı gideririm.'' diye yanıt vermiş. Ve eve döner dönmez saygın kahya, ertesi sabah için hazırlıklara başlamış. Ve erken saatte pişsin diye fırına 6 ay yeşil yapraklarla beslenmiş koyunlar ve bol yağla sıvanmış bütün kuzular göndermiş. Sayısız tepsi dolusu tatlı ve diğer benzeri şeyler hazırlatmış. Ve bunun içinde katkıda bulunmak üzere tatlı yapmakta usta tüm kölelerini ve Zeyni Caddesi'nin tatlıcı ve hamur işi ustalarını işe koşturmuş. Ama bunca zahmete karşılık doğruyu söylemeli, arzulanıp da yerine getirilmedik hiçbir şey kalmamış. Ertesi gün erken saatte Şemsoğlu Şamat ile birlikte bahçeye gitmiş ve köleler aracılığıyla birbirinden epeyce uzakta iki adet çok büyük sofra örtüsü serdirmiş. Sonra Şamat'ı çağırmış ve ona ''Oğlum, görüyorsun ki iki ayrı örtü serdirdim. Bunlardan biri benim gibi yaşlı başlı erkekler için, öteki de babalarıyla gelecek olan senin yaşıtın gençler içindir.'' demiş. Şamat şaşırarak babasına ''Bu ayrım ve bu iki ayrı hizmet neden?'' diye sormuş. Kahya ''Oğlum, genç çocuklar yalnız başlarına olursa daha özgür davranırlar ve kendi aralarında babalarının yanında olduklarından daha iyi eğlenirler.'' diye yanıt vermiş. Böylece davetliler gelince Şemsi, yaşlı başlı erkekleri, Şamat da çocukları ve gençleri kabul etmeye başlamış. Ve yenilmiş, içilmiş, şarkı söylenmiş ve elden geldiğince eğlenilmiş. Ve neşe ve sevinç tüm yüzlerde ışımış. Buhurdanlıklarda tütsü tütmüş ve güzel kokulu otlar yakılmış. Sonra şölen bitince konuklara karlı şerbetler dağıtılmış. Erkekler kendi aralarında yarenlik ederken, öte yanda gençler kendi aralarında bin çeşit eğlenceli oyunlar sürdürüyorlarmış. Daha sonra gençler kendi aralarında uzak ülkelere gezilerden bahsetmeye başlamışlar. Uzaktaki harika, şahane ülkelerden, Şam'dan, Halep'ten, Bağdat'tan. Ve içlerinden biri Şamat'a seslenerek, ''Sen, ey babası bunca zengin olan Şamat, hiç kuşkusuz birçok kere kervanlarla bu gezilere katılmışsındır. Bize gördüğün en harika şeylerden söz et biraz.'' demiş. Ama Şamat, ''Ben mi? Ama siz benim yer altında yetiştirildiğimi ve oradan ancak dün çıktığımı bilmiyor musunuz? Nasıl olur da bu koşullarda geziye çıkmış olduğumu düşünürsünüz? Şimdi de bütün yaptığım gezi babam izin verirse evden dükkana kadar onun yanında yürümemden ibarettir.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine aynı çocuk, ''Zavallı Şamat, desene ki sen daha onları tadamadan en zevkli sevinçlerden yoksun bırakılmışsın. Eğer dostum yolculuğun ne harika bir tad olduğunu bilseydin, babanın evinde artık bir dakika bile oturmak istemezdin.'' Bu sözleri işiten Şamat, ''Haklı olabilirsiniz ama insanın kendi evinde oturmasının da hoş yanları vardır.'' demiş. Bunu duyan çocuklardan biri gülmeye başlamış ve arkadaşlarına, ''Hele şu Şamat'a bir bakın, tıpkı suyu terk eder etmez ölen balıklar gibi.'' demiş. Bir başkası da biraz daha abartarak, ''Hayır, herhalde yanağının güllerinin solmasından korkuyor.'' demiş. Bir üçüncüsü de, ''Görmüyor musunuz? Tıpkı sokağa çıkarken yalnız başlarına tek bir adım bile atamayan kadınlar gibi.'' diye eklemiş. Ve en sonra da bir başkası, ''Ne oluyor Şamat? Bir erkek gibi davranamadığından utanmıyor musun?'' diye haykırmış. Bütün bu çıkışmaları işiten Şamat'ın o denli onuru kırılmış ki hemen konuklarını terk etmiş ve katıra binerek kentin yolunu tutmuş. Ve yüreğinde öfke, gözünde yaşlarla annesinin yanına ulaşmış. O da çocuğunu bu halde görünce korkmuş. Şamat ona arkadaşlarının yanında nasıl alay konusu olduğunu anlatmış ve nereye olursa olsun hemen yola çıkmak istediğini söylemiş. Ama hemen ve eklemiş, ''Şu bıçağı görüyorsun değil mi? Eğer bana yolculuk için izin vermezsen göğsüme saplayacağım.'' diye eklemiş.
bu hiç beklenmedik karar karşısında zavallı kadın gözyaşlarını içine akıtmış ve onun bu isteğine boyun eğmiş. Bunun üzerine Şamata, ''Oğlum, sana tüm gücümle yardım edeceğime söz veriyorum. Ama daha baştan babanın buna karşı çıkacağından emin olduğum için ben kendi hesabıma sana bir yük dolusu eşya hazırlatacağım.'' demiş. Şamat da, ''Ama bunun hemen babam gelmeden yapılması gerek.'' demiş. Şemsi'nin karısı kölelere çabucak malların saklandığı ambarlardan birini açtırmış ve balya yapanlara 10 deve yükü olacak kadar mal hazırlatmış. Kahya Şemsi'ye gelince, davetliler ayrılınca bahçede oğlunu boşu boşuna aramış. Sonunda onun oradan ayrılıp erkenden eve döndüğünü öğrenmiş. Kahya da yolda oğlunun başına bir felaket gelebileceği endişesiyle katırını dört nal sürerek nefes nefese avluya dalarak ancak orada heyecanını bastırabilmiş. Ve Şamat'ın kazasız belasız gelişini kapıcıdan öğrenmiş. Ama avluda hazırlanmış, yüklenmek üzere bulunan birçok balyayı ve üzerlerine iri harflerle bunların Şam, Halep ve Bağdat gibi çeşitli kentlere yollanması bakımından yazılar yazılmış olduğunu görünce çok şaşırmış. Bunun üzerine çabucak karısının yanına çıkmış ve ondan olup bitenin tümünü ve Şamat'a karşı çıkmanın getirebileceği ağır sakıncaları öğrenmiş. Kahya da yine de onu caydırmaya çalışacağım demiş ve Şamat'ı çağırarak ona ''Çocuğum, Allah'ın seni aydınlatmasını ve bu uğursuz tasardan vazgeçirmesini dilerim.'' demiş. Şamat, ''Bil ki baba, sana asla karşı çıkmak istemem. Ama istediğimi reddedip yola çıkmamı engelleyecek olursan, giysilerimden soyunacak ve fakir dervişlerin urbalarına bürünecek ve yeryüzünün tüm ülkelerini yalın ayak dolaşacağım.'' diye yanıt vermiş. Kahya oğlunun ne pahasına olursa olsun yola çıkmaya karar vermiş olduğunu anlayınca, tasarısına karşı durmak fikrinden vazgeçmek zorunda kalmış ve ona ''Öyleyse oğlum sana 40 yük daha verelim. Böylece annenin sana sağladığı diğer 10 yükle birlikte 50 deve yükün olur. Bunların içinde gittiğin her kentin ihtiyacı için ayrı mallar olacak. Çünkü örneğin Şam'da oturanların hoşlanacağı kumaşları Halep'te satmaya kalkışmamalısın. Bu hatalı bir girişim olur. Bu durumda yola çık oğlum ve Tanrı seni esirgesin ve yolunu düzelsin.'' Özellikle Arslan Çölü adlı bölgedeki Köpekler Vadisi'nden geçerken çok dikkat et. Çünkü burası yol kesen haydutların yatağıdır. Başlarında da akın ve saldırıları ansızın olduğu için hızlı lakabıyla anılan bir bedevi vardır demiş. Şamat da kötü olaylar da hayırlı olaylar da bize Allah'tan gelir. Ben ne yapsam olacak olan olur diye yanıtlamış. Bu sözler karşılık gerektirmediğinden Kahya da artık hiçbir şey söyleyememiş. Fakat karısı bin dilekte bulunup fakirlere de 50 koyun adadıktan ve oğlunu Allah'a emanet ettikten sonra ancak huzur bulmuş. Bunu izleyerek Kahya, yüreğinin tüm gözyaşlarıyla ağlayan zavallı annesinin kollarından güçlükle ayırdığı oğluna arkadaşlık ederek gidip yola çıkmaya hazır durumdaki kervanı bulmuş. Deveci ve katırcıların yaşlı yöneticisi Şeyh Kemal'i bir yana çekerek ona, ''Ey saygıdeğer yönetici, gözümün bebeği olan bu çocuğu sana emanet ediyorum.'' Ve onu senin nezaretinde Tanrı'nın kanatları altına sokuyorum. Ve de sen ey oğlum diyerek bu kez Şamat'a seslenmiş. Benim yokluğumda sana babalık edecek kişi budur. Ona itaat et ve ona sormadan hiçbir iş tutma demiş. Sonra birbirlerine veda etmişler ve kervan yola koyulmuş. Ve kısa bir süre sonra Kahire kapılarının dışına çıkmış. Günlerce yolculuk etmişler. Ve bir akşam gün batarken Bağdat'ın kapılarına gelinceye kadar yolculuğu sürdürmüşler. Devecilerin yöneticisi bunun üzerine Şamat'a, ''Oğlum, burada mola vermektense yolumuzu sürdürerek bu gece Bağdat'a girelim. Çünkü şimdi üzerinde bulunduğumuz yer yolculuğumuzun en tehlikeli bölgesi. Buraya Köpekler Vadisi derler. Geceyi burada geçirmeye kalkarsak büyük bir tehlikeyi göze almış oluruz. Çabuk davranıp kapılar kapanmadan Bağdat'a girelim.'' Çünkü oğlum bilesin ki halife gece olunca kentin kapılarını özenle kapattırır demiş. Şamat bu öneriden hoşlanmayarak ona hayır vallahi kente geceleyin girmek istemiyorum. Çünkü Bağdat'ı gün doğarken görüp zevk almak istiyorum. Geceyi burada geçirelim. Çünkü benim pek öyle acelem yok. Zaten ben iş gezisi yapmıyorum. Sadece zevk almak ve tanımadığım yerleri görmek için geziyorum diye yanıt vermiş. Ve yaşlı yönetici Şemsi'nin oğlunun bu denli tehlikeli inatçılığından canı sıkılarak boyun eğmek zorunda kalmış.
Şamata gelince bir parça yemek yemiş. Sonra köleler yatmaya gitmişler. O da çadırdan çıkmış ve vadinin içinde biraz ilerlemiş ve ay ışığında bir ağacın altına oturmuş. Ve yer altında yaşarken hocalarından öğrendiği bazı şiirler aklına gelmiş ve düş kurmaya uygun böylesi bir yerden etkilenerek şairin şu dizelerini okumaya başlamış. Irak'ın ecesi ey Bağdat, halifelerin ve şairlerin kenti, seni uzun zaman düşledim, ey dingin şehir. Ama birdenbire daha ilk dörtlüğü okuyup bitirmeden sol yanında korkunç bir çatırdı ve nal sesleri duymuş. Ve de yüz ağızdan birden çıkan bağırıp çağrışmalar işitmiş. Ve geriye dönüp konaklama yerinin sanki yerden fışkırmış gibi her yandan birden kalabalık bir bedevi topluluğu tarafından sarılmış olduğunu görmüş. Onun için pek yeni olan bu görüntü kendisini olduğu yere çivilemiş. Ve kendini savunmak isteyen kervandakilerin genel bir kıyıma uğradığına ve kervanın yağma edildiğine tanık olmuş. Ve bedeviler ortada canlı hiçbir kimsenin kalmadığını görünce bütün develeri ve katırları birlikte götürerek göz açıp kapayasıya kadar bir sürede geldikleri gibi kaybolmuşlar. Uğradığı şaşkınlık bir parça dağılınca Şamat konakladıkları yere doğru ilerlemiş ve orada herkesin kıyıma uğratılmış olduğunu görmüş. Ve devecilerin yöneticisi Şeyh Kemal de saygı uyandıran yaşına karşın diğerlerinden ayırt edilmeden göğsüne saplanan çeşitli mızraklarla delik deşik edilerek öldürülmüş bulunuyormuş. Şamat bu denli korkunç bir manzaraya daha fazla dayanamayarak ardına bakmaya cesaret edemeden oradan kaçmış ve saklanmış. Ve gün doğarken Bağdat'a girmiş. Yorgunluktan bitkin bir halde ve artık ayakta kalmaya gücü yetmeksizin kente girince karşısına çıkan ilk meydan çeşmesinin önünde durmuş. Ellerini yüzünü ve ayaklarını yıkamış ve çeşmenin üzerindeki mermer düzlüğe çıkmış ve oraya boylu boyunca uzanıp pek fazla zaman geçmeden uyumuş. Şamat uykusuna kandıktan sonra bacaklarını gererek gözlerini yarı açmış ve ayağa kalkmış. Kentin orasında burasında dolaşmaya başlamış. Ama tam o sırada karanlık bastırdığından ve de Bağdat'ta yabancı olduğu için ne yana gideceğini bilemediğinden geceyi yoluna çıkan bir camide geçirmeye karar vermiş. Avluya girmiş ve sandallarını çıkararak caminin içine dalmak üzereyken ellerinde yanan fenerleriyle önlerinde iki kölenin yol aldığı iki adamın geldiğini görmüş. Onların geçmesi için kenara çekilmiş. Fakat iki kişiden yaşlı olanı onun önünde durmuş ve ona uzun uzun dikkatle baktıktan sonra onun çok iyi giyimli olduğunu ve çok güzel bir genç olduğunu görünce kendi kendine kesin bu çok soylu biridir demiş. Ve Şamat'a barış üzerine olsun diyerek selam vermiş. Şamat da onun selamını iade etmiş. Öteki söz alarak sen burada yabancı mısın çocuğum diye sormuş. O da ben Kahireliyim. Babam kent tacirlerinin kahyası Şemsi'dir. Benim adım da Şamat'tır diye yanıt vermiş. Ve bunları söylerken gözleri dolmuş. Bunun üzerine yaşlı adam neden gözlerin doldu evladım? Yoksa başına kötü bir şey mi geldi? Anlat bize korkma demiş. Bu sözleri duyan Şamat ağlayarak başından sonuna kadar serüvenini anlatmış. Bunun üzerine yaşlı adam, ''Beni dinle Şamat, şimdi seni bize götüreceğim. Karnını doyurur, yatar dinlenirsin. Sabah olunca da Bağdat'ın hükümdarı Harun Reşit'e gideriz. Ona başından geçen serüveni anlatırsın. O da gereken neyse yapacaktır. Hadi üzülme artık, ne gelirse Allah'tandır.'' diye teselli etmiş. Şamat yaşlı adamın elini öpmüş ve onun peşine düşerek evine gitmiş. Beraber yiyip içtikten sonra yatıp uyumuşlar. Sabah olunca yaşlı adamla beraber Harun Reşit'in sarayına gitmişler. Her türlü izinleri alarak divana çıkmışlar. Şamat, Harun Reşit'in önünde yere diz çöküp iki ellerin arasında yeri öpmüş ve övgüler sunduktan sonra ''Ey efendimiz, ben Kahireliyim, babam kent tacirlerinin kahyası Şemsi'dir, benim adım da Şamat'tır.'' deyince Harun Reşit ''Babanı tanırım evlat ve çok saygın, dürüst bir kişi olduğu için de çok severim. Sarayıma hoş geldin. Söyle bakalım seni buralara hangi rüzgar attı?'' diye sormuş. Bunun üzerine Şamat başından sonuna kadar başına gelen felaketi anlatmış. Halife delikanlının başına gelenlerden çok etkilenmiş ve ona ''Yaşadıklarına çok üzüldüm ey Şamat. İlk işim o haydutları bulmak ve cezalarını kesmek.'' demiş. Ve hemen muhafızların komutanını çağırtıp gereken emirleri vermiş. Sonra Şamat'a dönerek
bugünden başlayarak sana burada önemli bir görev vermek istiyorum.'' demiş. Şamat da ''İşittim ve itaat ettim.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Harun Reşit onu hemen oracıkta ölen saray komutanının yerine atamış ve ona görkemli bir maaş bağlamış. Bu yeni görev sarayda ilan edildikten sonra Harun Reşit adeti gereğince divanın dağıldığını anlatmak üzere mendilini sallayarak ayağa kalkmış. Şamat kendisine yardım eden yaşlı adama teşekkürler ettikten sonra ondan ayrılmış. Ve de o günden başlayarak Şamat bütün günlerini sarayda geçirmiş ve Harun Reşit'in en sevdiği ve en güvendiği komutanı olmuş. Bir gün halife yanında her zamanki has adamları Cafer, şair Ebu Nuvas, Mesrur ve Şamat olduğu halde bir musiki şöleni düzenlemiş. Perdenin ardında cariyelerin içinde en güzel olan halifenin gözdesi şarkı söylüyormuş. Ama birdenbire halife Şamat'a dikkatli bakarak ona ''Dostum, gözdem senin hoşuna gitti galiba, bunu gözlerinden okuyorum.'' demiş. Şamat da ''Efendisinin hoşuna giden kölesinin de hoşuna gider.'' diye yanıt vermiş. Halife sonra Cafer'e dönerek ona ''Ey Cafer, şimdi Şamat'ı da yanına alarak hemen esir pazarına git. Çünkü bugün oranın günüdür. 10.000 dinara çarşının en güzel esiresini satın al. Sonra da onu hemen Şamat'ın evine yolla.'' demiş. Cafer o saatte ayağa kalkarak Şamat ile esir pazarına gitmiş ve ondan cariyeyi kendisini seçmesini rica etmiş. O sırada kentin valisi Emir Halit de oğlu için bir cariye satın almak üzere çarşıya inmiş bulunuyormuş. Ancak bu oğlan o kadar çirkinmiş ki gövdesi çarpık, bedeni ve ağzı pis kokulu, gözleri şaşı ve ağzı yaşlı bir ineğin felci kadar büyükmüş. Bu gencin adı da Hamza imiş. Böylece sadece Tanrı'nın elleri arasında bulunan talih, esir pazarında Cafer ve Şamat'ın Emir Halit ve oğlu Hamza ile karşılaşmasını takdir etmiş. Alışılageldik selamlaşmalardan sonra hep birlikte bir topluluk oluşturarak simsarların her birinin sahibi bulundukları beyaz, esmer ya da siyah esrelerle önlerinden geçmesini istemişler. Böylece Rum, Habeş, Çinli, İranlı birçok genç kızı görmüşler ve o gün hiçbir üzerinde karar veremeyerek çekilmek üzereler iken sonunda simsarların başı Dolunay'dan daha güzel bir genç kızı elinden tutarak önlerinden geçirmiş. Onu görünce Hamza, babası Emir Halit'e ''İşte bu kız!'' demiş. Kendi bakımından da Cafer ''Nasıl, bu sence uygun mu?'' diye Şamat'a sormuş. O da ''Uygundur!'' yanıtını vermiş. Bunun üzerine Cafer kıza ''Senin adın ne ey sevimli esire?'' diye sormuş. Kız da ''Yasemin efendim!'' diye yanıt vermiş. O zaman vezir simsara ''Yasemin'e ne gibi bir fiyat koydun?'' diye sorunca o da 5.000 dinar efendim!'' demiş. Bunu duyan Hamza ''Ben 6.000 öneriyorum!'' diye haykırmış. O anda Şamat ileri çıkmış ve ''Benden 8.000!'' demiş. Bunu duyan Hamza ''8.001 dinar!'' demiş. Cafer de ''9.001!'' demiş. Ama Şamat ''10.000 dinar!'' demiş. Bunun üzerine simsar iki taraf arasında bir çatışmadan korkarak çabucak 10.000 dinara esire Yasemin satıldı diyerek kızı Şamat'a teslim etmiş. Bunu gören Hamza yere yatıp el ve ayaklarıyla havayı dövmeye başlamış. Onun çirkinliğinden ve budalalığından nefret eden ve karısının zoruyla onu pazara getirmiş bulunan Emir Halit çok üzülmüş. Şamat'a gelince Vezir Cafer'e teşekkür ettikten sonra Yasemin'i alıp eve götürmüş. Onu sevmiş. O da kendisini sevmiş. Yasemin'le eş olarak tanıklar önünde evlenmiş. Ve güzel Yasemin günler sonra hamile kalmış. Mutlulukları ikiye katlanmış. Hamza'ya gelince onun durumu şöyleymiş. Vaatler ve pehpehlemeler yoluyla kandırılıp eve getirilince yatağa atlamış. Ve ne yemiş ne de içmiş. Ve hemen hemen aklını yitirir gibi olmuş. Evin tüm kadınları, üzgün, şaşkınlığın sınırına gelmiş olan Hamza'nın annesinin yöresinde toplanmış otururlarken, tüm Bağdat'ta Pir Ahmet olarak tanınan ve o sırada hüküm giydiğinden hapishanede bulunan ünlü bir hırsızın anası olan yaşlı bir kadın içeri girmiş. Bu Pir Ahmet, hırsızlık sanatında o denli usta imiş ki, onun için kapıcının göz önünde bir kapıyı söküp kaldırmak ve göz açıp kapayıncaya kadar sanki onu yutmuşçasına ortadan yok etmek,
fark etmeden bir kimsenin gözlerinden kirpiklerini sökmek ve duyumsatmadan bir kadının gözündeki sürmeyi silmek onun için çocuk oyunu gibiymiş. Pir Ahmet'in anası Hamza'nın annesinin yanına girmiş. Selamlaştıktan sonra ona, "Ey hanımım, derdinin nedeni nedir? Ve benim genç efendim, oğlunuz, Allah korusun, ne gibi bir kederle acı çekiyor?" diye sormuş. Bunun üzerine Hamza'nın annesi, kendisine uzun zamandan beri hizmetçi bulmada aracılık eden yaşlı kadına, onları bu duruma getiren tersliği anlatmış. Pir Ahmet'in anası da, "Ey hanımım, sana yaşamım üzerine yemin ederim ki, sizi bu sıkıntıdan kurtaracak oğlum Ahmet'ten başkası yoktur. Onun hapisten çıkmasını sağlarsan, o da güzel Yasemin'i, oğlumuz olan genç efendimizin ellerine yollamanın bir yolunu bulur. Çünkü biliyorsun ki benim zavallı oğlum ayakları prangalı, boynunda, üzerinde müebbet yazılı bir demir laleyle hapiste yatmaktadır," diye haykırmış. Hamza'nın annesi de oğlunu kollayacağını ona vaat etmiş. Gerçekten akşam olup da kocası vali eve dönünce yemekten sonra onu görmeye gitmiş. Takıp takıştırmış, kokular sürünmüş ve en sevimli tavrını takınmış. Aslında yaratılış itibariyle iyi olan Emir Halit, karısını görünce gözlerini ondan alamamış. Hemen kadın, "Senden istediğimi benden esirgemeyeceğine nikahın üzerine yemin et," demiş. O da yemin etmiş. Kadın hırsızın yaşlı anasının kederi üzerinde konuşarak onu acındırmış ve oğlunun salıverilmesi vaadini almış. Böylece ertesi sabah Emir Halit, Pir Ahmet'in kapalı bulunduğu hapishaneye gelmiş ve ona, "Söyle bakalım haydut, geçmişteki kötülüklerinden pişman oldun mu?" diye sormuş. O da, "Pişman oldum ve içimden gelerek bunu sana sözle açıklıyorum," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine vali onu hapisten çıkarmış ve onun hala hayatta olduğunu görünce şaşıran halifenin huzuruna çıkarmış. Halife Pir Ahmet'e, "Nasıl oldu da ey haydut sen daha ölmedin?" diye sormuş. O da, "Vallahi ey efendim, kötü kişinin yaşamı hapiste uzar," diye yanıt vermiş. Bunu duyan halife kahkahalarla gülmüş ve, "Demirciyi getirin, şunun prangalarını kırsın," diye buyurmuş. Sonra da ona, "Senin yaptıklarının farkında olduğumdan, duyduğun pişmanlığı sürdürmen için sana yardım etmek istiyorum. Ve hırsızları senden iyi hiç kimse bilmediğinden seni Bağdat'a kollukçu başa atıyorum," demiş. Ve halife hemen bir ferman çıkararak Ahmet'i kollukçu başa atadığını halka duyurmuş. Bunun üzerine Ahmet halifenin elini öpmüş ve hemen görevini uygulamaya başlamış. Kurtuluşunu ve yeni görevine başlayışını kutlamak için ilkin eskiden yaptıklarının tanığı Yahudi Abraham'ın işlettiği meyhaneye giderek en sevdiği ve tadı olağanüstü olan İyonya şarabından 2-3 testi boşaltmış. Anasori'ye geldiğinde onu yarı sarhoş olarak bulmuş. Buna karşın onu meyhaneden çıkarmayı başarmış. Ve bir kenara çekerek Hamza'nın annesi Emir Halit'in karısına minnettar olmasını ve kurtuluşuna yol açan tüm konuşulanları ona aktararak saray komutanı Şamat'ın esiresini en kısa sürede kaçırmak için bir yol bulması gerektiğini söylemiş. Bu sözleri duyan Pir Ahmet anasına, "Bu akşam meseleyi hallederim, bundan kolay şey yok," demiş ve bir düzen hazırlamak için onu terk etmiş. Öte yandan aynı gece Halife Harun Reşit eşinin dairesine gitmiş. Çünkü ayın ilk günüymüş ve her ayın ilk gününü eşini ziyaret ederek onunla günün olaylarını konuşmayı ve ülkesinin genel ve özel sorunları hakkında görüşünü almayı adet edinmiş bulunuyormuş. Gerçekten onun kişiliğine sonsuz güven duyuyor ve onu bilgeliği ve her zaman canlı kalan güzelliği için seviyormuş. Ama şunu da bilmek gerekir ki halifenin karısının dairesine girmeden önce giriş yerindeki yuvarlak masa üzerine amber ve firuze tanelerinin birbirini izlemesinden oluşmuş tesbihini, kabzasına güvercin iriliğinde yakutlar kakılmış yeşimden yapılmış kılıcını, hilafet mührünü ve geceleyin sarayda gizli teftişler yaptığı sırada aydınlanmak için kullandığı taşlarla zenginleştirilmiş, altından yapılmış küçük lambasını bırakmak gibi bir adeti varmış. Bu ayrıntıları Pir Ahmet çok iyi bilirmiş. Tasarısını uygulamaya koymak için bundan yararlanmış. Halifenin karısının dairesini oluşturan köşkün duvarına ip merdivenini dayamak, yukarı tırmanmak ve bir gölge gibi sessiz giriş bölümüne girmek için geceleyin ortalığın kararmasını ve kölelerin yatmasını beklemiş.
orada göz kapayıp açıncaya kadar geçen bir sürede 4 değerli eşyayı ele geçirmiş ve geldiği yoldan aşağıya inmiş. Sonra doğru Şamat'ın evine gitmiş ve aynı biçimde avluya girmiş. Orada en ufak bir gürültü çıkarmadan döşemedeki 4 köşe mermerlerden birini çıkarmış. Çabucak bir çukur kazarak değerli eşyayı oraya gömmüş. Sonra her şeyi yine yerli yerine koyarak Yahudi Abraham'ın meyhanesinde içmeyi sürdürmek üzere gözden kaybolmuş. Bununla birlikte Pir Ahmet, dört başı bayındır bir hırsız olduğundan 4 değerli eşyadan birine sahip çıkma arzusunu yenememiş. Küçük altın lambayı ötekilerle birlikte çukurun dibine gömecek yerde cebine atmış. Ve kendi kendine, ''Simsarlık bedeli almadan iş tutmak benim kitabımda yazılı değildir. Bu işte de kendi kendime ödüyorum.'' demiş. Ama biz halifeye dönersek, ertesi sabah 4 değerli eşyayı bıraktığı yerde bulamayınca çok şaşırmış. Hadım ağalarını soruşturmaya kalkınca bunların kendilerini yere atarak hiçbir şeyden haberleri olmadığını söylemeleri üzerine halife sınırsız bir öfkeye kapılmış ve hemen gidip öfkelendiği zaman giydiği urbasına bürünmüş. Bu urba baştan aşağı kızıl ipekten yapılmış imiş ve halife bunu giydiği zaman bunun anlamı onun yöresinde olanlar için belirli bir felaketin ve korkunç bir uğursuzluğun söz konusu olduğu imiş. Halife bu kızıl giysiye bir kez büründükten sonra divana gitmiş ve salonda tek başına tahtına oturmuş. Ve tüm mabeyinciler sapsarı kesildiği halde başını dik tutup gözlerini halifenin ayaklarına yönelten Cafer dışında hepsi öylece kala kalmışlar. Halife bir saat süren korkunç bir sessizlikten sonra soğukkanlılıkla karşısında duran Cafer'e bakmış ve ona yavaşça ''Kazan kaynıyor'' demiş. Cafer de ''Allah tüm kötülüklerden korusun'' diye yanıt vermiş. Tam o sırada yanında Pir Ahmet olduğu halde vali içeri girmiş. Halife de ona ''Yaklaş bakalım ey Emir Halit ve bana Bağdat'ta kamu güvenliğinin ne alemde olduğunu söyle'' demiş. Hamza'nın babası olan vali ''Bağdat'ta güvenlik tamdır ey efendimiz'' diye yanıt vermiş. Halife ''Sen yalan söylüyorsun'' diye haykırmış. Vali şaşırarak bu öfkeyi nasıl açıklayacağını bilemediğinden yanında bulunan Cafer kulağına eğilerek iki sözcükle halifeyi öfkeye sürükleyen nedeni fısıldamış. Sonra halife ona ''Eğer gece yarısı olmadan benim için olduğu kadar ülkem içinde değerli olan çalınmış eşyayı bulamazsan kafanı kestirip sarayın kapısını asacağım.'' demiş. Bu sözleri duyan vali halifenin önünde yeri öpmüş ve ''Ey efendimiz, hiç kuşku yok ki hırsız saraydan biridir. Çünkü ekşiyen şarap kendine özgü mayalanır. Ve de kölene burada tek sorumlu kişinin sarayda gözetlemekle görevli olduğu kadar Bağdat'ın ve tüm ülkenin hırsızlarını da tanıyan kollukçu baş olduğunu söylemesine izin ver. Kaybolan eşya bulunmadığı takdirde onun öldürülmesi benimkinden önce yerine getirilmelidir.'' diye haykırmış. Bunun üzerine kollukçu başı Pir Ahmet ilerlemiş ve gerekli saygıları sunduktan sonra halifeye ''Ey efendimiz, hırsız bulunacaktır ama halifemden tüm sarayda oturanlarla buraya girenler üzerinde kadı, büyük vezir Cafer ve saray komutanı Şamat dahil araştırma yapmama izin verilmesini sağlayan bir ferman yazmanı rica ederim.'' demiş. Halife de hemen söz konusu fermanı hazırlayıp ona vermiş ve ''Her durumda birinin kafasını kesmem gerek. Bu ya seninki olur ya da hırsızınki. Kendin seç artık. Ve yaşamım üzerine, atalarımın kabri üzerine yemin ederim ki hırsız, tahtımın varisi, kendi öz oğlum da olsa kararım aynı olacaktır. Siyaset meydanında asılarak ölüm.'' demiş. Bu sözleri duyan Pir Ahmet, elinde ferman olduğu halde araştırma yapmak için kadıya iki muhafız, valiye iki muhafız göndermiş. Ve hemen Cafer'in, kadının ve valinin evlerini ziyaret ederek araştırma yapmış. Sonra olup bitenden henüz haberi bulunmayan Şamat'ın evine ulaşmış. Pir Ahmet, bir elinde ferman, ötekinde ağır bir tunç çubuk olduğu halde evin giriş bölümüne dalmış ve Şamat'a durumu anlatmış. Ve ona, ''Efendim, ben halifenin sadık sırdaşının evinde araştırma yapmaktan çekinirim. Dolayısıyla araştırma yapmış sayılarak ayrılmam için izin ver.'' demiş. Şamat ona, ''Ey kollukçu başı, Tanrı böyle bir şeyden beni korusun. Görevini gereğince yapmanı isterim.'' demiş. Bunu duyan Pir Ahmet, ''Bunu sadece usulen yapacağım.'' demiş. Ve ihmalkar bir tavırla avluya çıkmış. Ve her bir mermer parçasını ağır tunç çubuğuyla yoklayarak
darbe altında boşluktan ses veren, söz konusu parçaya gelinceye kadar dolaşmaya başlamış. Bu sesi işiten Pir Ahmet, ''Aman ya Rabbi, efendim, bu taşın altında herhalde geçmiş zamanlara ait, içinde define gizleyen eski bir mahzen olsa gerek.'' diye haykırmış. Şamat'ta dört muhafıza, ''Haydi şu mermeri kaldırın da altında ne olduğunu görelim.'' demiş. Ve hemen muhafızlar elindeki gereçleri mermerler arasındaki aralıklara sokmuşlar ve mermeri kaldırmışlar. Ve herkesin gözleri önünde çalınmış eşyadan üçü, yani kılıç, mühür ve tesbih belirmiş. Bunu gören Şamat, ''Aman ya Rabbi!'' diye haykırarak bayılmış. Bunun üzerine Pir Ahmet, kadı ile valiyi ve tanıkları çağırarak çabucak bulunan eşya üzerine bir tutanak hazırlatmış ve hepsi kağıdı mühürlemişler. Ve muhafızlar Şamat'ı gözaltına alırken, kadı bizzat halifeye giderek belgeyi ve çalıntı eşyayı kendisine sunmuş. Halife, lamba dışında çalınan üç eşyayı eline alınca, bunların en sadık dostu, kendine yakın bildiği, bunca lütufta bulunduğu ve saray komutanı yaptığı ve sonsuz güven duyduğu kimsenin evinde bulunduğunu öğrenince, bir saat kadar tek bir söz söylemeden kala kalmış. Sonra muhafızların komutanına dönerek ona, ''Asın onu!'' demiş. Muhafızların komutanı hemen huzurdan çıkarak buyruğu tüm Bağdat sokaklarında duyurmuş. Sonra da Şamat'ın evine giderek kendisini tutuklamış. Mallarını o saat zor alımına uğratmış. Mallar hazineye mal edilmiş. Karısı Yasemin de esir pazarına götürülerek tellala teslim edilmiş. O zaman Hamza'nın babası olan vali esire Yasemin'i oğlu için satın alıp eve götürmüş. Oysa muhafızların komutanı Şamat'ın en iyi dostuymuş ve ona katıksız bir baba sevgisiyle bağlıymış. Ve halk içinde halifenin gazabını üzerine çekmemek için Şamat'a sert davranıyorsa da manevi oğlunun başını kesilmekten kurtarmaya da yemin etmiş bulunuyormuş. O akşam o anda zincirlenmiş olarak zindanda bulunan Şamat'ın asılması gerekiyormuş. Ama muhafızların komutanı onu gözetip duruyormuş. Gidip hapishane muhafızlarının komutanını görmüş ve ona ''Bu hafta durumu kesinleşmiş, idam edilecek ne kadar mahkum var hapishanede?'' diye sormuş. O da ''Bir noksanı bir fazlası da 40 kadar'' diye yanıt vermiş. Muhafızların komutanı ''Onları görmek istiyorum'' demiş. Ve onları birer birer ve birçok kez gözden geçirmiş. Sonunda içlerinden Şamat'a şaşılacak kertede benzeyen birini seçmiş. Ve hapishane muhafızına ''Bu kişi bana oğlu İsmail yerine kurban edilmek üzere daha önce İbrahim'e gönderilen koçun yerini tutmaya yarayacaktır.'' demiş. Ve mahpusu alıp idamın infaz için kararlaştırılan saatte toplanmış olan çok büyük bir halk kitlesi önünde hemen idam edilmek üzere meydana getirmiş. Ve düzmece Şamat'ın boynuna ipi geçirmiş. Ve bir hareketle onu asılmış olarak havada sallandırmış. Bunu yaptıktan sonra muhafızların komutanı Şamat'ı hapisten çıkarmak için ortalığın kararmasını beklemiş ve onu oradan gizlice alıp kendi evine götürmüş. Ve ancak o zaman kendisine ne yapmak istediğini açıklamış ve ''Ama Allah aşkına ey oğlum, niye bu değerli eşyayı çalma hevesine kapıldın? Sen ki halifemizin en büyük güvenini kazanmıştın.'' demiş. Bu sözleri duyan Şamat heyecandan yeniden bayılmış. Ve birçok özen gösterilerek kendine geldikten sonra ''Tanrı'nın yüce adı üzerine yemin ederim ki baba, bu hırsızlığın tümüyle dışındayım. Nedenini ve kimin bu işi yaptığını da bilmiyorum.'' diye haykırmış. Muhafızların komutanı da ona inanmakta hiç tereddüt etmemiş. Ve ''Oğlum, er ya da geç suçlu bulunacaktır. Sana gelince artık Bağdat'ta bir an bile kalma. Çünkü bir insanın düşmanının hükümdar olması büyük bir beladır. Tanrı yüce bilgeliğiyle bu durumu değiştirinceye kadar ben de seninle birlikte geleceğim.'' diye haykırmış. Sonra Şamat'ı alıp götürmüş ve ''Buradan Tuz Denizi üzerinde Ayas Limanı'na gideriz. Oradan da İskenderiye'ye. Orada seni sakin bir yaşam bekliyor. Çünkü bu İskenderiye kenti oturmak için çok hoş, yöresi yeşil ve verimlidir.'' demiş. Ve gece olunca ikisi birden iki hızlı hecin devesine binerek hemen yola koyulmuşlar. Ve çabucak Bağdat'ın dışına çıkmışlar. Denize doğru yol almaya başlamışlar. Ayaş'a ulaşınca develerini onlara iyi bakmasını tembihleyerek dinlenmek üzere indikleri hanın sahibine emanet etmişler. Ve ertesi gün İskenderiye'ye gidecek bir gemi aramışlar.
ve sonunda yelkenlerini açıp yola çıkmaya hazırlanmış bir gemi bulmuşlar. O zaman muhafızların komutanı cebinden çıkardığı tüm altınları Şamat'a vermiş ve ona İskenderiye'de kendisine Bağdat'tan göndereceği haberleri ve de gerçek suçlu bulunduğu zaman onu yeniden Bağdat'a götürmek üzere kendisinin gelişini sakince beklemesini söylemiş. Sonra ağlayarak onu kucaklamış ve gemi yelkenlerini şişirmiş bulunduğundan yanından ayrılmış ve oradan Bağdat'a dönmüş. Şamat'ın karısı olan Yasemin'e gelince Emir Halit'in buyruğuyla oğlu Hamza'nın yanına götürülmüş. Satış gününden beri yatağından kıpırdamamış olan oğlan onu görünce burnundan soluyarak ayağa kalkmış ve ona yaklaşmak, onu kollarına almak istemiş. Ama budalanın görünümünden iğrenmiş ve nefret duymuş olan güzel esire birdenbire kemerinden bir hançer çıkararak kolunu kaldırmış ve ''Uzaklaş benden, yoksa şu hançer de seni öldürür, sonra da kendimi vururum.'' diye haykırmış. Bunu gören Hamza'nın annesi kolları havada ilerleyip ''Sen oğlumun arzusuna nasıl karşı koyarsın ey küstah esire?'' diye haykırmış. Ama genç kadın ''Ey kadın, bir kadının aynı zamanda iki erkeğe ait olmasına izin veren yasa var mı? Ve söyle bana, ne zamandan beri köpekler aslanların ininde barınıyor?'' demiş. Bu sözleri duyan Hamza'nın annesi ''Pekala, madem ki öyledir, burada geçireceğin yaşamın senin için çok zor olduğunu göreceksin.'' demiş. Genç kadın da ''İster yaşamakta ister ölmüş olsun, kocamın sevgisini reddetmektense ölmeyi yeğlerim.'' demiş. Bunun üzerine valinin karısı onu soyundurmuş ve üzerindeki ipek giysileriyle ziynetlerini almış ve üzerine keçi kılından kötü bir aşçı esbabı giydirmiş ve ona ''Bundan böyle senin burada köle olarak görevin soğan soymak, tencereleri kaynatmak için ateş yakmak, domatesin suyunu sıkmak ve ekmek hamuru yoğurmaktan ibaret olacak.'' demiş. Genç kadın da ''Bu tür kölelik görevlerini yapmayı oğlunun yüzünü görmeye yeğlerim.'' demiş. Ve o günden sonra mutfakta çalışmaya başlamış. Hamza'ya gelince güzel esire Yasemin'e artık hiç ulaşamayacağını anlayınca yatağa düşmüş ve bir daha da hiç kalkmamış. Öte yandan da Yasemin'in daha evliliğinin ilk gecesinden Şamat'tan hamile kalmış bulunduğunu hatırlamak gerek. Bundan dolayı Bal'in evine gelmesinden birkaç ay sonra doğum yaparak ay kadar güzel bir oğlan çocuğu doğurmuş ve adını Yiğit koymuş. Kendisiyle birlikte bütün esirler sıcak gözyaşlarıyla ağlayarak babasının çocuğuna at koyamamasından dolayı üzüntülerini belirtmişler. Küçük Yiğit 2 yıl boyunca ana sütüyle beslenerek sağlam ve güzel bir çocuk olmuş. Ve artık tek başına yürüyebildiğinden bir gün kader onun annesinin meşgul bulunduğu bir sırada mutfağın merdivenlerinden çıkarak Hamza'nın babası Vali Emir Halit'in oturup amber tesbihini çekmekte olduğu salona ulaşmasını istemiş. Emir Halit çocuğu çağırıp onu dizlerine alarak okşamaya başlamış ve kendi kendine ''Bunca güzel varlıkları yaratan ve onlara can ve yaşam sağlayana şükürler olsun.'' demiş. O sırada esire Yasemin çocuğun gözden kaybolduğunu fark etmiş. Şaşırarak onu her yerde aramış. Sonunda içeri girmek için uygun bir durumu bulunmamasına karşın gözleri afallamış Emir Halit'in bulunduğu salona girmiş. Küçük Yiğit'in valinin kucağında oturmakta olduğunu görmüş. Çocuk küçük parmaklarını valinin saygıdeğer sakallarına sokarak eğleniyormuş. Ama annesini görünce küçük kollarını ona doğru uzatmış. Emir Halit onu alıkoyarak Yasemin'i iyi yürekli bir yaklaşımla ''Yaklaş bana ey esire, bu çocuk senin mi?'' diye sormuş. O da ''Evet efendim, o benim yüreğimin meyvesidir.'' diye yanıt vermiş. Vali ''Ya babası kim? Benim hizmetkarlarımdan biri mi?'' diye sormuş. O da şelale halinde gözyaşları dökerek ''Babası benim kocam olan Şamat'tır.'' demiş. Vali bundan çok duygulanarak esireye ''Allah için bundan böyle benim oğlumdur.'' ve o saatte çocuğu evlat edinmiş ve anasına da ''Bu durumda bugünden başlayarak oğlunu benim sayabilirsin, ona da bunu inandırırsın ve her şeyi anlayacak bir yaşa ulaşınca da benden başka bir babası olduğunu bilmesin.'' demiş. Yasemin de ''İşittim ve itaat ettim.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Emir Halit, Şamat'ın oğlunun gerçek babası olmayı üstlenmiş ve onun özenli bir öğrenim görmesini sağlamış. Onu çok bilgili, 1. sınıf bir hattat olan bir hocanın ellerine teslim etmiş
O da çocuğa güzel yazı yazmayı, edebiyat, matematik ve şiir sanatını öğretmiş. Sonunda genç yiğit biraz daha büyüdüğünde babalığı Emir Halit ona ata binmeyi, silah kullanmayı, mızrak atmayı ve yarışmalarda güreşmeyi öğretmiş. Ve böylece çocuk 18 yaşına ulaşınca vali olan babası gibi dört başı bayındır bir silahşör olmuş ve kendisine halife tarafından emir ünvanı verilmiş. Oysa kader bir gün genç yiğidin Yahudi Abraham'ın meyhanesinin kapısında Pir Ahmet ile buluşmasını istemiş. Ve Pir Ahmet valinin oğlunu içeri girip bir şeyler yemeye çağırmış. Öylece oturmuşlarken Pir Ahmet alışık olduğu gibi sarhoş oluncaya kadar içmeye koyulmuş. O sırada cebinden bir zamanlar çalmış bulunduğu değerli taşlarla zenginleştirilmiş küçük altın lambayı çıkarmış. Ve o sırada ortalık kararmaya başladığından onu yakmış. Bunu gören yiğit ona ''Ya Ahmet bu çok güzel bir lamba, onu bana versene.'' demiş. Kollukçu başı ''Allah bundan beni korusun, birçok canların alınmasına neden olmuş bir eşyayı sana nasıl verebilirim? Bil ki gerçekten bu lamba eski saray komutan olan Şamat adlı bir yiğitin ölümüne neden olmuştur.'' diyerek yanıt vermiş. Yiğit de çok ilgilenerek ''Anlat bunu bana!'' diye haykırmış. O zaman Pir Ahmet bütün öyküyü başından sonuna kadar ona anlatmış ve sarhoşluğu dolayısıyla bu düzenin kendisi tarafından yerine getirildiğini de övünerek açıklamış. Genç yiğit eve dönünce annesi Yasemin'e Pir Ahmet'ten işitmiş olduğu öyküyü anlatmış ve ona bu lambanın hala onun elinde bulunduğunu bildirmiş. Bu sözleri duyan Yasemin bir çığlık atarak baygın yere düşmüş. Ve sonra kendine gelince hıçkırıklarla ağlamaya başlamış. Ve oğlu Yiğit'in boynuna atlarak ona gözyaşları arasında ''Evladım, Allah artık gerçeği ortaya çıkarıyor. Artık senden sırrımı daha fazla saklayamayacağım. Bil ki ey oğlum, Emir Halis senin sadece babalığındır. Kan bağıyla bağlı olduğun babana gelince senin anlayacağın gibi gerçek suçlu yerine cezalandırılmış olan benim sevgili kocam Şamat'tır. Bu durumda oğlum, babanın eski ve büyük bir dost olan halifenin muhafızlarının sayın komutanını gidip bulman ve ona öğrendiğin her şeyi anlatman gerek. Sonra da ona ''Ey büyüğüm, babam Şamat'ın ölümüne neden olandan öcümü alacağıma Tanrı huzurunda yemin ederim dersin.'' demiş. Ve genç yiğit hemen koşup vaktiyle Şamat'ın başını da kurtarmış olan muhafızların komutanını bulmaya gitmiş ve ona Yasemin'in kendisinden anlatmasını istediği şeyleri anlatmış. Bunu duyan muhafızların komutanı şaşkınlığın ve sevincin sınırına ulaşarak Yiğit'e ''Örtüleri yırtıp karanlığı aydınlatan Tanrı'ya şükürler olsun.'' demiş. Ve ''Yarından tezi yok ey oğlum, Tanrı senin öcünü alacaktır.'' diye eklemiş. Gerçekten o gün halife bir yarışma açarak bütün emirleri ve Bağdat'ın en ünlü silahşörlerini katılmaya çağırmış. Bu yarışma sırasında at üzerinde top oynama oyunu da düzenlenmiş. Yiğit oyun için gerekli tulumu giymiş. Babalığı Emir Halit'in ahırının en güzel atına binmiş. Ve gerçekten bu haliyle göz kamaştırmaktaymış. Halife de onun duruşundaki zarafetten ve canlı gençliğinden son kertede etkilenmiş. Ve onu kendi takımına seçmek istemiş. Ve oyun başlamış. Şu yandan bu yandan oyuncular davranışlarıyla ve ellerindeki tokmaklarla topa vururken gösterdikleri beceriyle dört nal giden atların üstünde büyük bir gösteri sergilemişler. Ama birdenbire halifenin yönettiği takımın karşısındaki takımdaki oyunculardan biri topu doğrudan doğruya halifenin yüzüne fırlatmış. Bu öylesine ustaca ve şiddetli bir vuruşmuş ki eğer genç yiğit hayranlık verici bir beceriyle elindeki tokmakla topu zamanında uzaklaştırmasa halifenin gözleri belki de yaşamı için büyük bir tehlike oluşturacakmış. Yiğit topu karşı tarafa doğru öylesine bir vuruşla geri yollamış ki topu fırlatmış olan silahşörün sırtına çarpmış ve onu attan düşürmüş. Bu parlak eylemi yapan genç yiğite bakan halife ona ''Ey Emir Halit'in oğlu yaşayasın!'' demiş. Sonra da hemen attan inerek ve yarışmaya son verdirerek emirlerini ve oyuna katılan tüm silahşörleri bir araya toplamış. Ve de genç yiğidi çağırarak orada bulunanların önünde kendisine ''Ey Bağdat valisinin yiğit oğlu, seninkine benzer bir oyun çıkarına verilebilecek ödülü yine senin takdir etmeni istiyorum. Ne istersen hemen yerine getirmeye hazırım, söyle bakalım.'' demiş.
Bunun üzerine genç yiğit halifenin önünde yeri öperek ona ''Babamın intikamını almayı diliyorum. Babamın kanı henüz yerde duruyor. Oysa katil yaşamakta.'' demiş. Bu sözleri duyan halife şaşkının sınırına ulaşmış ve ''Ey yiğit, babanın öcünden söz ederek ne demek istiyorsun? Baban Emir Halit işte yanında duruyor ve Allah'a şükürler olsun ki canlı.'' diye haykırmış. Ama yiğit ''Ey efendimiz, Emir Halit beni evlatlık almış olan babamdır ve benim için babalıkların en değerlisidir. Bil ki aslında ben kan bağıyla onun değil senin eski saray komutanın Şamat'ın oğluyum.'' diye yanıt vermiş. Halife bu sözleri işitince gözlerinin önünde ışığın karanlığa dönüştüğünü görmüş ve değişik bir sesle ''Oğlum bilmiyor musun ki baban benim gözümde bir haindir.'' demiş. Ama yiğit ''Tanrı babamı bir ihanette bulunmuş olmaktan korusun. Hain senin sol yanında durmaktadır ey efendimiz. Kollukçu başı Pirahmet'tir suçlu. Onun üstünü yokla, cebinde ihanetinin kanıtını bulacaksın.'' diye haykırmış. Bu sözleri duyan halifenin rengi atmış, safran gibi sararmış ve korkunç bir sesle muhafızların komutanını çağırmış ve ona ''Benim önümde kollukçu başının üzerine ara.'' demiş. Bunun üzerine Şamat'ın eski dostu olan muhafızların komutanı Pirahmet'in yanına yaklaşmış ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede elini cebine sokup birdenbire oradan halifeden çalınan küçük altın lambayı çıkarmış. Bunun üzerine halife kendini zor tutarak Pirahmet'e ''Yaklaş buraya, bu lamba nereden eline geçti?'' demiş. O da ''Ey efendimiz, satın aldım.'' diyerek yanıt vermiş. Halife de muhafızlara ''Hemen onu itiraf edinceye kadar sopalamaya başlayın.'' demiş. Ve muhafızlar hemen Pirahmet'i yakalamışlar, sırtını soymuşlar ve her şeyi itiraf edip tüm öyküyü başından sonuna anlatıncaya kadar kırbaçlayıp delik deşik etmişler. Bunu gören halife genç yiğite dönmüş ve ona ''Şimdi sıra sende, onu senin ellerine teslim ediyorum.'' demiş. Ve hemen muhafızlar ipi Pirahmet'in boynuna geçirmişler. Yiğit de onu iki elleriyle tutmuş ve muhafızların komutanının yardımıyla yarış alanının ortasına dikilmiş dar ağacının yukarısına çekmiş. Adalet böylece yerine getirilince halife yiğite ''Oğlum gösterdiğin cesaret için benden hala bir şey dilemedin.'' demiş. Yiğit de ''Ey efendimiz, madem ki benden bir dilekte bulunmamı istiyorsun, öyleyse bana babamı geri ver.'' demiş. Onun bu sözlerini duyan halife son kertede duygulanmış ve ağlamaya koyulmuş. Sonra iç çekerek ''Ama bilmiyor musun ki oğlum, senin zavallı baban haksız yere mahkum edilmiş ve asılarak ölmüştür.'' demiş. Bunun üzerine muhafızların komutanı ilerlemiş ve halifenin önünde yeri öperek ''Ey efendimiz, bana güven sözü ver.'' demiş. Halife ''Güvenlik üzerine olsun, konuş.'' diye yanıtlamış. Muhafızların komutanı da ''Sana hayırlı haberi veriyorum ey efendimiz, senin eski sadık hizmetçin Şamat hayattadır.'' demiş. Halife ''Ah ne diyorsun sen?'' diye haykırmış. O da ''Başım üzerine yemin ederim ki söylediğim gerçektir ve onun yerine kendisine bir kardeş kadar benzeyen sıradan bir mahkumu astırarak Şamat'ı ben kurtardım. Şimdi kendisi güven içinde, muhtemelen İskenderiye'de bir dükkan sahibi olarak yaşamaktadır.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan halife sevince kapılmış ve muhafızların komutanına ''Senin gidip onu araman ve en kısa sürede bana getirmen gerek.'' demiş. Muhafızların komutanı da ''İşittim ve itaat ettim.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine halife yolculuk harcamaları için ona 10.000 dinar vermiş ve muhafızların komutanı da hemen İskenderiye'ye gitmek üzere yola çıkmış ve orada Allah isterse Şamat'ı bulacakmış. Şamat'ın ne durumda olduğuna gelince şöyleymiş. Onu İskenderiye'ye ulaştıracak olan gemi harika bir yolculuktan sonra İskenderiye'ye ulaşmış. Yüce Tanrı'nın alnına yazmış olduğu gibi Şamat hemen sahile çıkmış ve kendisi Kahireli olduğu halde ömründe hiç görmediği İskenderiye'nin görümüyle büyülenmiş. Ve hemen çarşıya gidip orada yeni hazırlanmış ve tellalın satışa çıkarıldığını ilan etmekte olduğu bir dükkanı olduğu gibi tutmuş. Burası sahibi ansızın ölen bir dükkanmış. Hemen kullanılabilecek şekilde halılar ve yastıklarla, mal olarak da içinde denizciler için yelkenler, halatlar, sağlam sandıklar, işporta malları, her türden ve fiyattan silahlar ve özellikle önemli miktarda
denizdeki kaptanların çok değer verdikleri ve batıda bulunanlara satmak üzere aldıkları tahta parçaları varmış. Çünkü oradaki kişiler eski zamanlardan kalma döküntü şeyleri pek severmiş. Örneğin çürümüş bir tahta ya da tılsımlı bir taş ya da paslı bir kılıç gibi. Böylece Şamat'ın Bağdat'tan uzakta uzun yıllar sürgün kaldığı zaman ticaret hayatında hayran olunacak kadar başarı sağlamasında bire karşı 10 aldığı bu satışlardan dolayı şaşılacak bir şey yokmuş. Çünkü eski zamanlara ait döküntü şeyleri, örneğin bir dirheme alınan bir malı meraklılarına 10 dinara satmak pekala mümkünmüş. Şamat bir gün dükkanında oturmuş, Bağdat'ı, güzeller güzeli karısı Yasemin'i, Kahire'deki anne ve babasını düşünüp ah çekerken, karşıdan Bağdat usulünce giyinmiş bir adamın kendisine doğru geldiğini görmüş. Şamat onu hemen tanımış. Bu, muhafızların komutanı imiş. Birbirlerinin kollarına atılmışlar ve muhafızların komutanı Şamat'a gerçek suçlunun bulunuşunun ve asılışının öyküsünü anlatmış. Ayrıca 18 yıldan bu yana Bağdat'ta geçmiş olan tüm olayları da anlatmış. Böylece ona oğlu Yiğit'in doğuşunu ve şimdi Bağdat'ın en yakışıklı silahşörü olduğunu açıklamış. Şamat da muhafızların komutanına kendi bakımından tüm serüvenini başından sonuna kadar anlatmış. Ve bir kez heyecanı yatıştıktan sonra biraz kendini toparlayan muhafızların komutanı ona ''Efendimiz Harun Reşit seni en kısa zamanda görmek istiyor.'' demiş. O da ''İşittim ve itaat ettim ama ilkin bana izin verirsen Kahire'ye giderek babam Şems'inin ve annemin ellerini öpmek ve onların Bağdat'a bizimle birlikte gelmelerini sağlamak istiyorum.'' demiş. Bunun üzerine muhafızların komutanı Şamat'la birlikte en kısa zamanda yola koyulmuş. Kahire'ye ulaşıp Şems'in evinin bulunduğu sokağa ulaşmışlar. Kapıyı çalmışlar. Kimin çaldığını görmek üzere Şamat'ın annesi kapıya gelmiş ve ''Kim o?'' diye sormuş. O da ''Ben, oğlun Şamat'' diye yanıt vermiş. Annenin sevinci sonsuz olmuş. Uzun yıllardır büründüğü matem elbiseler içinde oğlunun kollarına bayılarak düşmüş. Saygıdeğer Şems'in de ondan kalır yanı yokmuş. Evde 3 gün dinlendikten sonra hepsi birden Bağdat'a gitmek için hazırlık yapmışlar ve yola koyulmuşlar. Sağ salim Bağdat'a gelmişler. Orada halife Şamat'ı bir evlat gibi kucaklayarak karşılamış ve onu ve onunla birlikte annesi ve babası Şems'i, oğlu Yiğit'i armağanlar ve onurlarla donatmış. Şamat, genç, arslan gibi güzel ve yiğit bir oğul bulmaktan mutlu, Allah'a lütuflarından dolayı şükretmiş. Ve Bağdat'ta mutluluğun sınırında oğlu ve güzeller güzeli karısı Yasemin'le yıllarca ve yıllarca mutluluk içinde yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına, biri bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.